Bugün stresli İzmir'e geldik. Yollara bir kolaçan edelim diye. Karşıda gördüğünüz gümrük kapısı. Tam buradan görünüyor mu sizlere bilmiyorum. Gümrük kapısının oraya kadar geldik. Çünkü burada yollar baya baya bir ihaleye çıkmış diye duymuştum. Onun için de buraya kadar geldim. Stres İzmir'den Perni'ye doğru video çekip sizlerle paylaşacağım. Güncel yol durumu nasıl burada? Geçen seneki çektiğimiz, hatta bu yaz çektiğimiz videonun kıyaslamasını yaparız buradan. Biz gerçi gelirken yolu kıyasladık, yaptık. Yol baya baya bozulmuş. O yüzden de ihaleye çıkardıkları doğru. Varmış. Varmış yani bir ihtiyacı. O yüzden tekrardan geldik biz bir bakalım yol durumu nasıl. Sizlere onu da paylaşalım istedik. Şimdi böyle stres İzmir'den çıkmış gibi farz edin kendinizi ve Bulgaristan'a girdiğiniz durumda yollar ne durumda, hep beraber görelim. Benim tavsiyem gelirken gördüğüm gözlemimler, çok çok polis var. Çünkü mültecilerin kaçma noktalarından biri bu taraflar. Gümrük polisleri çok var. Artı normal trafik polisi de çok var, kontrol ettiği araçları. Bizi bile durdurdular gelirken. Bir yaklaşık 10 dakika ehliyet ruhsat kontrolü yaptılar. Bu güzergahta da gördüğüm yolların bozuk oluşu baya baya bozuk. O yüzden buradan gelecek olan arkadaşlar için çok dikkatli gelmeleri gerekir. Yani geçenki çektiğimiz videoyla bunun arasında yollarda dünyalar kadar fark var. Onun için gelecek olan arkadaşlar çok dikkatli gelsin buralarda. Benzinlikler var yolun üzerinde. Akümüzün şarjımızın yettiği yere kadar çekeriz. Orada da bilgi veririz. Fiyatlar normal, uygun şekilde. Biz LPG ile geldiğimiz için LPG gözüme takıldı. 1.8'de en ucuzu yol üzerinde. Yani 55-56 sent civarlarında. Bir daha 21'ine kadar devlet indirimi var. Ama şimdi onu da uzatmışlar galiba. Oradan da gene biraz avantajlıyız. Yaklaşık bir ortalama 25 sente falan geliyor bizim mazot. Mazot diyorum, LPG'miz.
Sol taraftan da Stres İzmir'e doğru yol veriyor. 5 dakika uzak diye oraya şey yapmayın. Bu kavşaktan direkt karşıya geçin. Burada bir benzinlik var ama şu an kapalı. Sol tarafta kaldı. Ondan sonra bir tane daha geliyor. O da kapalı. Çalışmıyor yani. Zaten pompalar tarihi eser gibi olmuş. İlk gelen de burada var. Fiyatlar ne kadar? Kapalı ya. Ama burası da kapalı. Hiçbir şey kalmamış bunda da. Mark Full, Max Full de varmış. Salın beni diyor.
kapısı da eklenmiştim. Orada da belli oluyor. Bir de Pernik'ten Stres İzmir'e gelene kadar ekran görüntüsü aldım, navigasyonlar. Bakalım becerebilirsem onu da tek bir şekilde Pernik'ten navigasyon görüntüsüyle bir video yapmayı deneyeceğim bir ilk sefer. Olursa onu da paylaşırım. Pernik Stres İzmir diye.
gerçekten yollar o kadar bozuk ki, yani ihaleye çıkardılar. Ve burası güzel bir yer. Gelişte bu ada gibi kalıyor ortada. Tek yön burası. 360 derece dönüp yine tekrar buraya gelirsiniz. Sol tarafta oteller falan var. Kafeteryalar var meydanda. Karşıda da var. Süslemişler bile. Yani baya hani kış duygular edilmişler. Hani kafeteryalar falan var buralarda. Böyle rahat rahat oturabileceğiniz. Burada var, sağda var, solda var dediğim gibi. Çukurlarda var baya baya. Onlar suculardan. Evet. Sucular ya, su ya da gaz da olabilir. Gaz ve ceyran devletin olmadığı için, özel şirketler olduğu için onlar hemen kapatıyorlar, asfalt yapıyorlar. Evet. Sucular halen devletin olduğu için hiçbir iş yapmıyorlar. Ben çok şikayetçiyim onlarla. Onların da özelleştirilmesi lazım. Devleti daha iyi kontrol etmek için. Çünkü devlet kendini kontrol edemiyor genelde. Oo, karşıya bak. Bütün hepsinde neredeyse duman dumana gidiyor burası. Üf, sağ taraf bacalar çok güzel, böyle tam kış havası veriyor artık. Yarın bir gün ya kar da yağsa tam olur. Evet, Hırvatistan, Sırbistan taraflarına, Avusturya taraflarına kar yağmaya başlamış. Bak şurası o mavi şey var ya karda, burası Kettenflicht diyor. Yani zincir mecburiyeti var. Buradan gelecek olursanız kışa, kar olursa zincir mecburiyeti var. Ceza yiyebilirsiniz zincir yoksa. Şimdi az önce bahsettiğim virajlı yol burası. Buranın eski videoda ne kadar bir virajlı yol olduğunu böyle görüntüleyebilirsiniz. Şurada biri bankatlara girmişler ama demiri değiştirmişler. Kredi kartıyla
alışveriş yapabilirsiniz. Yani normal bank kartı. Yani bank kaldıysa. Kartı. Almanya'da herkes kredi kartı yok ya. Yani şimdi de daha tırmandık. İniyoruz. Daha doğrusu inişe geçtik artık. Slalom çiziyor. Burada çok dikkatli inin. Evet, dediğim çukur burası. Burada çok dikkat edin. Bak tam inişte. Geçen sefer de vardı bu. Bu artık iyice büyümüş. İşaret de koymuşlar bu sefer en azından. Ama inişe geçtiğiniz zaman bu tepeyi yine de dikkatli olun.
olsun. Bakıyor. Arkaya cama nasıl kalkmış, onlara bakıyor. Ben de görmüş. Görmez mi? Şahin bu. Sağlı sollu marketler var.
çıkar çıkmaz otobana girmenizi tavsiye ederim. 19 kilometre otoban, Sofya'ya giriyorsunuz ve oradan çevre yolunun o altından direkt Svilengrad otobanına bağlıyor. Sofya'nın içine, büyük daireden Sofya'nın içine verirse navigasyonunuz, girmeyin. Orası biraz bozuk, baya bozuk.